Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Avustralya TikTok'un mahpiyetliğine aşkarlaş ekvalini tekşürüşünü başladı. Avustralya Xitay Abdidali TikTok'un abuntlarının mahpiyetliğine aşkarlaş hakkıda ayıplaş meselesini tekşürüşke başladı. Avustralya ABC haberleri doğrunun 28. dekabr haber kılışça, Avustralya Xitay Abdidali TikTok'un abuntlarının mahpiyetliğine dâhli taarruz kılış ve uçur toplaş hakkıdaki ayıplaşlar hakkıda tekşürüş başlayan. Bildirilishçe bu qetimliq tekshirish to'liq tekshirishni boshlash yoki boshlamaslikni belgilaydigan bo'lib, bu tekshirish iz qo'g'lash piksel qurollarini ishlatib sonliq ma'lumot to'plashga chetildigan. Xitoy doiralari TikTok'ning abonentlarining maxfiyatligini oshkorlab, qonunga xiloflik qilganligini rad qilgan bo'lib, iz qo'g'lash piksellarining abonentlar tomonidan ixtiyoriy holda ishlatildiganligini ilgari surgan. Avustraliya bosh taftishi TikTok doiralarini tekshirish jarayonida to'liq hamkorlashishga chaqirgan. Avustraliya ilgari TikTok'un sallıq məlumatlarını yığışı və onun Xitay Kompartiyası bilən bolğan alaqısı səbəblik hökumət üskürləri də bu detalını işildişini çəkligən idi. Amerikanın Xi Jinping'nin qarar çıxırış çəmbirikigi büsüb girişi qiyillaşqan. Amerikanın Xitayının istihbarat doğruğu büsüb girib Xi Jinping'nin qarar çıxırış çəmbirikini təqib qilişi qiyillaşqan. Germaniya avazining 28 dekabr xabar qilishicha, Xitoydagi yer yuziga o'rinlashtirilgan Amerika uchuvchi to'ri 10 yil ilgari vayron bo'lgan bo'lib, vayron bo'lgandan beri qayta to'liq qurilmagan. Bu ahvol bugungi kunda Amerikaning Xi Jinping va uning ichki chambiridagi ahvollarni ta'qib qilishini qiyinlashtirgan. Navbatda Amerika istihbarat organlarining Xitoyning Tayvan qatorliq muhim bexatarlik masalalaridagi maxfiy uchurlarini qizib chiqishi taskik to'xtagan. Valkochisi gazeti nurg'ulligan sobiq va hozirgi davlat bexatarlik amaldorlarining so'zini naql keltirib xabar qilishcha, Xitoy 10 yil ilgari Amerikaning Markaziy istihbarat idorasining Xitoyga o'rinlashtirilgan axborot to'rini sistemini buzib tashlagan bo'lib, Xitoyda turib Amerika tarafini uchur bilan ta'minlagan 20 dak Amerika xodimi Xitoy rejimi tomonidan o'lim jazosiga uchrag'an yoki turmaga tashlangan. Bular ichida Beijingning yuqori darajalik amaldorlari bor ekan. Garchi Amerika yaqinqi yillardan buyon Xitoydagi istihbarat xodimlarini qayta tashkillab, davomliq asliga keltirgan bo'lsa-mu, ammo amaldorlarning ko'rsatishicha Amerika navbatda Xi Jinpingning yanidagi maxfiy kengash a'zolari ve onun Tayvan qatarlıq muhim bexatarlik məsələsidəki yadroluq tədbir belgiləş çəmbiriki dairisidəki uçurlarına çəklik erişidigan bolub, növətdə Amerika bilən Xitay bir-birinin alahidi xadimlərini qolğa eliş hərəkətini küçəyidgən. Xitay Müdafiə Ministerliqi Amerikaya təhdid saldı. Xitay Müdafiə Ministerliqi Amerikaya təhdid salıb, Amerikadan Cənubi Dəniz məsələsigə qol tıqışını toxtatışını tələb qıldı. Xitay Müdafiə Ministerliği organ torunun xabar qilishicha 28 dekabr ministerlikda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Xitay Müdafiə Ministerligining axborot bayonotchisi Wu Chen Janubiy dengiz masalasida Amerikaga norozilik bildirib, Amerikaning Xitay tarafining huquqini qo'g'dash harakatini asossiz ayiblaganligini, Xitay tarafining bundan norozi bo'lganligini, Xitay Renai hodisasini o'z ichiga olgan Nansha taqim orollari va uning atrofidagi dengiz tabaligiga qarata egalik huquq qo'g'i ega ekanligini Amerikaning Amerika-Filippin o'rtaq mudofaa shartnomasi orqali Xitoy tarafiga tahdid solishga uringanligini, Xitoy tarafining buningga qarab turmaydiganligini da'vo qilgan. Bayonotchi Wu Chen yana Amerikaga tahdid solib, Renai hodisasi masalasi Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi ish bo'lib, uchinchi taraf bilan munosabatsiz ekanligini, Xitoyning Amerikadan Janubiy dengiz masalasiga qo'l tiqishni to'xtatishni talab qiladiganligini jar solgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi 28-dek Kabir, Xitay harbiy paroxotlarining yaqinda Janubiy dengiz rayonida qonunlik mashg'ulot qilayotgan Filippin paroxotlariga qarata bexatar mashg'ulot olib bormaganligini, bu harakatning Xitayning mas'uliyatsizligi ekanligini, Amerika bilan Filippin harbiy tarafining quyuq aloqani saqlaydiganligini, Amerikaning Amerika-Filippin o'rtaq mudofaa shartnomasidagi majburiyatini ado qilish va'dasining qat'iy tavranmaydiganligini bildirgan. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği 2201 terörcünün bir taraf kılınganlığını ilan kıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliği 81 nəfəri yaqınqı bir həftə içində bulub, yaqınqı bir yıl içində bir tərəf qılınğan terrorçular sanının 2201-ə yetkənliyini elan qıldı. Türkiye Avazı Radyosu xəbərində bildirilmişçə, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliğinin taratqularını vaqıflandırış həftəlik yığınında Türkiyənin terrorluğa qarışdırış körüşü və kün tərtibdiki məsələlərə dair fikirlərğa orun verildi. Yığında oturğu qoyulışçə, Iraq və Suriyanın şimalidəki terrorluq nişanlarına qarşı elib verilğan havadan zərbə veriş hərəkətləri arqalıq atılmış terrorçular katta başdırma bar bolğan öngör panahlanış orını neft iskilati və ambarlardan təşkil tapqan 71 orunğa zərbə verilib 59 terrorçi birtərəf qılınğan. Şuna qılıb bu bir yıl içinde bir taraf kılınan terörçiler sani 2201 yetken. Hamas, biz İsrailiya yaki Amerikanın tankileri bilen tiklendiğen hakimiyetke karşı dedi. Hamas siyasi büro azası Usama el-Hamadan Gazze'de toluq uruş toxtışqa münasibetlik her türlük təklifke uçuq ikenliklerini ama İsrailiya yaki Amerikanın tankileri bilen tiklendiğen hakimiyetke karşı ikenliklerini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xəbərində bildirilişçə, Hamas siyasi büro azası Usama el-Hamadan Livan paytaxtı Beyrut'ta ötküzülgən axbarat elan qılış yığınında Gazze'de 83 gündən buyan davamlaşıbatqan hücumlarda İsrailiyanın nurğun cinayetlerini ötküzgənlikini qeyd qıldı. O sözüde İsrailiya küçleri Gazze'nin oxşumağan rayonlarından 80 kişinin cesedini oğurladı. Qabrlarını içip cesedlerini çıkardı. Cesedlerinin organlarını oğurladı. Xalqara Qızıl Kiris Komiteti hiç nime bolmaganğa oxşaş cesedlerinin kimlikige münasibetlik hiç qandaq bayanat elan qılmasdan bularını tapşurdi. Qızıl Kiris Komitetidin bu kişilerinin qandaq şehit bolğanlıqını və kimlikleri haqqıda hiç qandaq məlumat bolmasdan bu cesedlerini qandaq tapşurup alğanlıqıga çüşenci berişini tələb qilimiz dedi. O, Gazze'ye yeterlik miktarda insanperverlik yardımlarının kelmeyi vatkanlıkını, şuna ayallar, küçük balılar ve bimarlarını asas kılgan halda kişilerinin acarcılık ve ussuzluk sebebinin ölü vatkanlıkını bildirip, yemek içmeklerinin şimali Gazze'ye yetküzülüşü, kündün künüge kişilerinin ölüp gitişinin aldığını eliş üçün, Arap ve İslam dünyası bilen halkara cemiyetlerinin derhal hareketke ötüşü gerekliğine kayıt kıldı. O, Hamas'ın kuludaki esirler doğrusu tohtulup, O Hamas'ın kolundaki esirler doğrusu toxtulup, Netanyahu esirlerini harbi cihetin besim kılış arqalı kutkuzalayman dep oyledi. Netanyahu'nun karşılık körüstüşünün şartlarına boyun egmeyi turup ekelgen bir esirinin bu yokluğunu bilisiler. Harbi cihetin besim kılıp, pekat esirlerinlerinin cestinini alalaysiler, ya ki hiç nimi alalmaysiler, dedi. O siyasi müzakirler üstüde toxtulup, Hamas bulu süptümüz bilen Gazze'de toluq uruş toxtuşqa münasibetlik her türlük tekliflerini müzakir kılışqa tayarımız. Xalqımız parça-parça ya ki vaqtlıq emez, belki toluq uruş toxtuşunu xalaydı, dedi. O, Palestin hükümeti meselesinin Palestin halkının işi ikerlikini, halkının İsrailiya ya ki Amerikanın tankileri bilen kurulgan hükümetine emez, belki azadlık düşüncesine ige ve milli nişallarının emelge işi üçün karışlık görüsteleydiğen hükümetini halaydıganlıkını tekitledi. New York vakti gezdi, süni akıl şirketleri üstüden sotka arız sundi. New York vakti gezdi OpenAI ve Microsoft üstüden süni akılının akbarat sahasiga selibatkan tehdidige karşı Manhattan Federasiya Sot Mahkemesi'ye arız sundi. New York vakti gezdi tünügün Sot Mahkemesi'ye sunugan bu arızı arqalıq mezkur işki yumtal şirketinin gezetinin haberlerini okuşuğa hatimi berişini közlemekte. Gezit bu şirketlerinin muhbirlerinin milyardlarca dolar meblağ seliş neticesi royapka çıkan emgek meyvelerini oğurluğalıqını, bunundan başka OpenAI şirketi terakki kıldırgan ChatGPT süni akıl modülünün istimalcılarına New York vakti gezitinin haberlerini aynen takdim kılıvatkalıqını oturgu koydu. Bu arız gezit bilen mezkur işki şirketinin bu yıl aprilde başlanan söhbetlerinin önümsüz ahırlaşıdın kiyin sunuldu. Nurgun akbarat taratqı organları materiallarını rakamlık muhitki yötkigen bolsumu, süni akılının tiz terakki kılışı nashriyatçılıkını kalaymaqallaştırvetiş yüşürün küçüge ige. Abundlarının akbarat taratqı organlarının torbeketlerdeki paaliyetleri New York vakti gezdi qatarlıq gezitlerinin ilan kiriminin muhim bir kısmını teşkil kılıp kilivatkan bolsumu, Süni akıl söhbet süpelerinin abundlarını okşaş mezmunlar bilen temelleşi, okurmalarını haberinin asli menbesinden yiraklaştırmakta.
Hürmetli görmelerimiz, şunaqla bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaşdı. İnşallah ətki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.